Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sohbetli bir makyaj videosu yapalım istedim. Böyle yaza yakışacak şekilde daha çok ışıltılı ürünleri kullanarak günlük, sade ama ışıltılı böyle birazcık aydınlık görünebilecek Ferah bir makyaj yapmak istedim bugün. Hazırsanız eğer hemen videomuza başlayacağız. Başlamadan önce kanalıma yeni geldiyseniz abone olursanız ve aşağıdan kanal bildirimlerini açmak için küçük zil işaretine basarsanız çok sevinirim. Haftada 2 ya da 3 kez düzenli olarak videolar yayınlıyorum bu kanalda. Aynı zamanda beni Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Orada yine kozmetik ürünlerle ilgili pek çok paylaşımda bulunuyorum. Bir de bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi hemen videomuza geçelim. Şimdi yazın aslına bakarsanız makyaj çok da fazla yapılmıyor. Ben de ten ürünü olarak neredeyse hiçbir şey kullanmıyorum. Çünkü zaten gün içerisinde güneş kremini sürekli olarak güncellemekten ve karma cildim olduğu için de hafif böyle parlamaya, nemlenmeye çok müsait bir cildim olduğu için içinde bulunduğum iklime bağlı olarak da hani o bulunduğum bölgede e, aşırı sıcaklar varsa gerçekten ten ürünü hiçbir şey sürmek istemiyorum. Güneş kreminin üzerine hafif böyle bir pudra geçerek sonrasında hemen makyajıma başlıyorum. Ama bugün hani ışıltılı bir makyaj çok da böyle henüz yazlık bir yerde olmadığımız için ben yine rutin olarak baştan sona bütün makyaj ürünlerini kullanarak bir makyaj yapacağım. Zaten yüzüm hafif nemli yani böyle gördüğünüz gibi hafif bir nem var şu anda. Güneş kremi vardı zaten altında baya bir süre önce kullanmıştım. E onun üzerine ben yine bir baz kullanmak istiyorum. Baz olarak NYX'in bu Bright Maker isimli olan yeni bazlarından daha aydınlık görünüm veren bazını çok beğendim. O yüzden bunu bu makyajımda da kullanmak istiyorum. Çok ışıltılı bir baz değil ama böyle cildinizde de hafif bir aydınlık bir yansıma veriyor. Normalde hani o ben L'Oreal'in mesela Glow Sherry isimli olan ürünü çok seviyorum. Onun kadar böyle alttan böyle bir inci yansıması, ışıltısı gibi bir ışıltı vermiyor. Ama teninizde de yine böyle bir hani sanki bir ışık oyunu yaratıyor gibi oluyor. Tek başına bile sürülebilecek bir ürün bence bu. Ben bunu bu arada yavaş yavaş süreyim. Yaz sonunda geldi, gelecek ha geldi, ha gelecek derken yaz geldi ve bu arada yazla birlikte de böyle nedense daha hemen böyle pozitif duygular yükseliyor bende. Kışın daha karamsar oluyorum ve yazın gerçekten e, moralim daha çok düzeliyor. Enerjim daha yüksek oluyor. Mayıs, Nisan, Mayıs aylarından itibaren aslında bu hani enerji yükselmesi kendimi daha iyi hissetme başlıyor bende. E, tabii bir buçuk senedir de böyle biraz sıkıntılı bir dönem yaşadığımız için hep birlikte. Dolayısıyla bu yaz böyle çok ümitliyim. Nedense hani bu yaz çok iyi geçecek. Her şeyi atlatacağız ve bu yaz güzel geçecek gibi yüksek bir umut da var açıkçası içimde. O yüzden birazcık daha içten içe böyle neşe gittikçe artar gibi oluyor. Motivasyonun birazcık daha yükselir gibi oluyor bilemiyorum. Umarım bu dediğim gibi hani bu iyi dileklerim gerçekleşir ve hani hep beraber iyi günleri artık görürüz diye düşünüyorum. Şimdi bu bazı böyle sürdükten sonra gördüğünüz gibi yüzümdeki parlamayı, yansımayı hafif görüyorsunuz. Bayağı nemlendiriyor açıkçası. Ben beğendim yapısını ama böyle hani kur ciltler de bence sever bunu. Her cilt tipine gidebilir. Aşırı yağlı ciltlerin belki ihtiyacı olmayabilir bu baza. Direkt üründe sürebilirsiniz. Zaten dediğim gibi aşırı yağlı ciltler cilt tipine göre bir güneş kremi kullandıkları zaman herhangi bir ten ürününe de gerek kalmayabilir. Bundan sonrasında bir ten ürünü sürelim cildimizin rengini de eşitleyelim diye ben bugün Pure Beauty'nin CC kremini kullanmak istedim. Bunu uyguladığım videoda bana videonun altına yorum yazan takipçilerimden çoğu CC kremi benim yüzümde daha iyi durdun Hatta demişlerdi ki BB kremi siz beğendiniz ama CC sizde daha güzel durdu demiştiniz. O yüzden ben de bugün CC'yi kullanmak istedim bu makyajımda. Bir renk eşitlemesi yapıyor. Benim elimdeki Ivory rengi 01 olan rengi. Bunu yine böyle elimle uygulayacağım ben. Zaten altına sürdüğüm bu az önceki Nixin Bright Make Resimli olan bazıyla cildimde böyle bir nemlik oluşunca o nemlilikle birlikte bu karışacak ve daha kolay elle uygulanabilir hale geliyor. Bu şekilde yüzüme bir miktar az az koyduktan sonra bunu böyle dağıtıyorum elimle. Sonra da bunun üzerinden hafif fırçayla geçeriz. Bu arada dudağımda bir uçuk gibi böyle hafif bir şey çıktı. Bir ruj sürdüm onu kapatmak için ama onu görseniz kusura bakmayın. Bu ara ne oluyorsa elimi de kestim dün akşam hani böyle bıçak kemiğe dayanmadan derler ya öyle bir kesik oldu tam karpuz keserken elimi kestim böyle bir şey var mı bilemiyorum ama gerçekten o hani bıçak kemiğe dayanmadan dedikleri hissiyatı hissettim dün akşam ee, kötü bir hissiyattı. Küçük bir kesik ama yine de rahatsız ediyor. Tam böyle oynayan yerde olduğu için elimde bantlı o yüzden kusura bakmayın. Hani görünce böyle <laughs> kazadan çıkmış gibi oldum. Bunun üzerinden birazcık ben fırçayla geçeyim istiyorum. Hafif şöyle bir fazlalığı varsa veya eşit dağılmayan yerler varsa onu da hafifçe dağıtmış olalım. Kapatıcı olarak da daha açık tonlu bir renk olduğu için elimdeki Nix'in Born to Glow isimli olan bu kapatıcısını kullanacağım. Benim elimdeki rengi Fair rengi. Bu açıkçası bana biraz açık geldi ve bunu ilk uyguladığım videoda da söylemiştim. Fakat hani bu CC krem de biraz açık tonlu olduğu için daha açık olsun. Hani böyle daha aydınlık bir makyaj olacak diye bunu birazcık şöyle göz altlarıma hafifçe uygulayacağım. Evet sizlerin yaz planları var mı bilmiyorum ama ben açıkçası hani yazın çok böyle bu yaz da böyle biraz plan yapmaya da korkar durumda oldum. Yani şimdiye kadar böyle aşırı bir plan yapalım yazın ne yapsak acaba diye çok da düşünmüyordum. Zaten çok böyle yine her ne kadar bu koşullarımız birazcık daha esnemeye başlasa da yine de bu yazda bence dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Ama yine de tabii ki hani bir buçuk yıldır sürekli kapalı kalmaktan dolayı da motivasyonumuzu biraz yükseltebilmek adına hani şöyle ufak ufak bir gezi planları olabilir diye düşünüyorum. Sizlerin ne planları var? Aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Neler yapmayı düşünüyorsunuz? Bulunduğunuz mekanın dışına çıkmayı düşünüyor musunuz? Şehir değiştirmeyi düşünüyor musunuz? Ben açıkçası yani deniz, yazın deniz olmazsa yaz tatili olmuyormuş gibi geliyor. Ve o yaz direkt bende off oluyor. Yani yokmuş gibi geçiyor. O yüzden e, yine böyle bir deniz kenarındaki bir yerde bulunmayı düşünebilirim bu yaz içerisinde de. Tabii ki güneş kremini kullanarak. Hemen konuyu oraya bağlıyorum. Güneş kremini mutlaka ihmal etmeyin diye altını çiziyorum. Yaz kış... Sürekli olarak güneş kremi kullanıyoruz ama yazın daha da fazla dikkat etmek gerekiyor. Ee, bunun üzerine gelin şimdi bir pudra geçelim. Pudra olarak da yine aydınlık görünüm versin diye ben e, Golden Rose'un New Look serisindeki bu daha ışıltılı. Yani ışıltılı derken içerisinde sim yok ama uyguladığınız zaman pudra gibi yüzünüzü kurutmayan bir pudrası var. Bunu uygulamak istiyorum. Böyle kocaman bir fırça alıyorum. Onunla yüzüme şöyle hafifçe geçeceğim bunu. Göz altlarıma gözüme böyle geçiyorum. Çok aşırı özenmeden bunu geçiyorum. Dediğim gibi çok böyle hani mat bir görüntü sağlamayan bir pudra. Bronzer olarak likit ürünlerden kullanmak istedim bugün. Misha Apio'nun Juicy Pink serisindeki bu bronzerını kullanacağım. Bu elimdeki de BR02 olanı kullanıyorum ben. Bir de bunun daha BR01'i birazcık daha sıcak yansımalı. Bu birazcık daha soğuk yansımalı olan bir bronzer. Bunu şu şekilde birkaç nokta bırakacağım. Bunu da bronzer uyguladığım fırçamla şöyle dağıtıyorum hafif hafif. Fırçayla da dağıtmaya çok müsait bir ürün. Karıştırdıkça da gayet güzel oturuyor cildinize. Bu şekilde bronzer'ı da uyguladık. Ben bunun üzerine hemen allığı birazcık uygulayacağım. Yine Juicy Pink serisindeki blusher'lardan kullanmak istiyorum. Elimdekinin rengi de SPK01 olan. Bu böyle birazcık daha aydınlatıcı etkili bir allık. Madem böyle aydınlık bir makyaj yapıyoruz dedim ben de bunu kullanmak istedim bugün. Bunu da hemen yine fırçamla dağıtıyorum. Çok belirgin bir böyle allık rengi vermiyor onu söyleyeyim. Bu ürün böyle daha çok sanki Hafif böyle bir highlighter etkisi veriyor. Bazı tenlerde hiç kendini göstermiyor olabilir. Bu tamamen teninizin rengine göre de değişir. Şu an ben uyguladım. Bakın bu şekilde. Bayağı ışıltılı olarak duruyor yüzümde. Birazdan yine bunu çoğaltırız olmazsa zaten. Şöyle burnumun üstüne daha hafifçe geçeceğim. Şimdi bunun üzerine göz makyajına gelelim. Göz makyajını çok pratik yapmak istiyorum. Yine her zamanki böyle pratik makyajlardan. iki tane ürün kullanmak istiyorum. L'Oreal'in Oil Eyeshadow'larının iki tanesi var elimde. Bunlardan bir tanesi Extra Ordinary isimli olan rengi. Çok tatlı. Hatta böyle gold yansımalı, şeftali tonlu, böyle turuncuya bakan yağ gibi bir ürün. Bunu çok seviyorum. Diğeri ise Almighty isimli olan rengi. Daha böyle gül kurusuna yakın kirli bir pembe ama ışıltılı yine. Bu ikisini kullanacağım. Bunu göz içime, bunu genel olarak göz kapağımın hepsine uygulayacağım. Şöyle parmakla da ben bunu uyguluyorum ama bugün fırçayla sürelim. Şöyle alıp genel olarak gözümün üzerine hepsini yerleştiriyorum. Ben yazın sadece böyle bir tane bir farla tek bir farla da makyaj yapıyorum. Çok fazla geçişli veya far paletindeki bütün renkleri uygulayarak falan böyle makyajları yapmak çok sıkıcı gelebiliyor bazen açıkçası. O yüzden daha pratik ürünlere gidiyorum genellikle. Kışın hani böyle nem daha az olduğu için daha fazla ürünle daha renkli makyajlar yapmak zaten tendeki duruşu da daha kalıcı oluyor. Cildimiz çok fazla nem kusmadığı için. O yüzden açıkçası biraz parmakla da uygulayacağım geri kalanı. Genelde de zaten parmakla çoğunlukla uyguluyorum. O yüzden dediğim gibi böyle pratik ürünlere gitmek, pratik ürünleri kullanmak bana daha cazip geliyor yaz döneminde. Bunu bu şekilde uygulamış olduk ve bir anda gördüğünüz gibi hafif böyle turuncumsu ama çok açık, çok tatlı, içerisinde güzel yansımalar olan bir renk. Almighty'yi de göz için biraz daha aydınlatmak için daha açık renk olduğu için bunu da göz içime kullanayım. Onu da yine parmağım alıyorum. Hemen parmağımla şöyle şuraya birazcık bırakacağım. Hafif diğerin üstüne geliyorum ve birazcık daha açık bir buraya yansıma veriyor. Biraz da göz uygulayacağım. Ona da yine bu turuncu renkten hafifçe şöyle ince bir fırçayla alıyorum. Onu da göz altıma çok az geçeceğim. Kirpik diplerimi koyulaştırmak, bir eyeliner çekmek istemiyorum. Çünkü yazın gerçekten bu kadar aşırı böyle makyajlar yapmıyorum. Beni biliyorsunuz genelde normalde zaten doğal makyajları çok seviyorum. Yazın daha da doğala gidiyorum. O yüzden direkt bunun üzerine hemen maskarayı uygulayacağım. Maskara olarak da yine bu ara sürekli kullandığım bu Golden Rose'un Bride Makeup serisindeki maskarası var ya bunu çok beğendim. Gittim bir tane yedeğini aldım zaten bu kapalı ambalajlı. Bunu da bu bittikten sonra açacağım. Çok sevdiğim maskaralardan biri oldu bu. Baya hacimli gösteriyor. Kalıcılığı, akmaması, gün içindeki duruşunda çok da beğendim açıkçası. Hemen bunu uyguluyorum şimdi kirpiklerime. Aradaki farkı göstermek için hemen burada size tekrardan görüntüyü göstereyim dedim. Gördüğünüz gibi gözüm direkt büyüdü. Burada hiçbir şey yok. Burada sadece üst kirpiklerimde maskara var. Çok güzel bir maskara. Hemen diğer gözüme de uyguluyorum. Alt kirpiklerimi uygulamadım. Çünkü böyle alt kirpikleri uygulayınca ben yazın çok fazla sevmiyorum. Hani bu bir yaz makyajı benim böyle yazın günlük makyajım olarak size anlatıyorum ya. Yani alt kirpiklere ben yazın maskara uygulamıyorum. Çünkü ağırlaştırıyor makyajı. Sanki böyle terlediğimde böyle yüzümden daha çok akacakmış gibi geliyor. O yüzden sadece üst kirpiklere uyguluyorum. Bu şekliye de bırakıyorum ve şimdi biraz allığı hafif biraz daha arttıralım istiyorum. Az önce çünkü sürmüştük ama biraz daha buraya hemen ilave yapabiliriz. Bu böyle sür sür kolayca sür hiç e, zorluk çıkarmayan allıklardan bir tanesi. Rengini çok fazla böyle aşırı vermemesinden dolayı daha doğal duruyor açıkçası. Ben o yüzden de seviyorum. Hemen buraya biraz daha bunu çoğaltalım. Bakın hemen rengi daha da belirgin hale geldi. Bunu kullandıktan sonra hemen üzerine de bir highlighter uygulayalım. Tabii ki yine APion'un Juicy Spark'lerinden bu GD01 olan gold yansımalı olanı. Onu da şuraya iyice ışıltılı olsun diye böyle bol bol, her zaman sürdüğümden birazcık daha fazla olarak uyguluyorum. Hemen onu da parmağımla dağıtıyorum. Bu böyle allıkla da, az önceki allıkla da karışmaya çok müsait olan bir highlighter. Gördüğünüz gibi bayağı nemli, güzel, ışıltılı bir görünüm oldu. Biraz şöyle burnumun üzerine de süreyim. Biraz da böyle. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl bir makyaj oldu. Ben böyle hafif sağlıklı görüntüyü çok seviyorum. Yani ışıltılı, nemli ama böyle yağlı değil. Bu görüntü çok hoşuma gidiyor açıkçası. Daha diri, daha canlı gösterdiğini düşünüyorum. Şimdi bunun üzerine ne kaldı? Rujumuz kaldı uygulayacağımız. Ruj olarak da çok sevdiğim bu New Look serisindeki Coral Nude isimli olan ruj uygulayacağım. Bunun üzerine de bir de gloss uygulayalım istiyorum. NYX'in daha henüz açmadığım, kullanmadığım Filler Instinct serisindeki glosslarından benim elimdeki Branch Drunk isimli olan rengi. Ben hemen bu Nude Look serisindeki ürünü süreceğim. Fakat dudağımda böyle hafif bir ruj vardı. Onu önce çıkaralım. Videonun başında siz görmeyin diye ruj sürmüştüm. O rujda çok sık kullandığım L'Oreal'in Color Shine serisindeki e, beige the city olan rengiydi. Bu arada bütün ürünleri aşağı açıklama kutusuna tek tek yazacağım. Şimdi onun dışına gelelim bu New Look'taki 04 numaralı rengi. Hemen bunu dudaklarıma uyguluyoruz. Ürünün rengi böyle. Ben bu ruju çok seviyorum. Bir de böyle alttan asansörlü açabiliyorsunuz. Gayet rahat, pratik. Jumbo çok kolay sürülüyor. Ucu da kalem gibi olduğu için zaten... Bununla yine böyle hiç kalemle çizmeden çok kolay uygulayabiliyorsunuz. Işıltılı, nemli bir görüntüsü var. Dudakta gördüğünüz gibi rengi. Şimdi bunun üzerine de gelin. NYX'in bu Filler Instinct dediği dudakları plumping dediği dolgunlaştırıcı etkisi de varmış ve aynı zamanda ışıltılı. Bunun rengini ben biraz geçen videoda sizlerle kullandığım son dönemde Wet n Wild'ın çıkardığı Star Lux serisindeki Hani Moon isimli olan lip gloss'un rengine çok benzettim. Bu birazcık daha açık tabii ondan. Hemen bunu da dudaklarımıza sürelim. Biraz da ışıltılı olsun. Bu tür ürünleri dudağınıza sürdüğünüz zaman rujunuzun üzerine sürdüğünüzde ucu hemen böyle rujun da rengiyle kirleniyor. Onun için ben önce hemen elimdeki makyaj temizleme mendiline bunu siliyorum. Daha sonrasında içine batırıyorum ki içindeki rengi değiştirmesin diye. Bu da ufak bir ipucu olsun sizlere de. Çünkü rujla birlikte karışınca özellikle koyu rujların üzerine açık tonlu lip glosslar uyguladıkça böyle lip glossların renkleri yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Bir de ışıltılı bir makyaj sabitleme ürünü sıkalım. Biraz daha parlatalım bu makyajı. Onun için de L'Oreal'in Shake and Glow isimli olan makyajınızı daha ışıltılı gösteren bu ürünü kullanıyorum. Bu arada kaşları unuttuk. Kaşlara da hemen bir sabitleme jeli geçelim. NYX'in Bear With Me serisindeki Brow Setter isimli olan ürünüyle şöyle kaşlarımı fırçalıyorum. Herhangi bir şekilde rengini değiştirecek bir ürün kullanmıyorum. Makyajın son duruşu böyle. Cildimde gördüğünüz gibi böyle bir ışık yansıması. Kullandığım likit ürünlerden, ışıltılı ürünlerden kaynaklanan bir ışık yansıması var. Ve ben bu görüntüyü çok seviyorum. Özellikle yazın böyle uçuş uçuş elbiseler giydiğiniz zaman böyle güzel, sağlıklı görünen bir makyaj. Böyle bir de ferah, güzel bir ortamda çok güzel gelebiliyor. İnsanın enerjisini yükseltebiliyor. Birazcık daha aynaya baktığımızda kendimiz de böyle hafif ışıltılı, aydınlık gördüğümüz zaman ruh halimiz de bir anda yükseldiğini düşünüyorum. O yüzden ben bu tür makyajları daha çok tercih ediyorum. Günlük rahatlıkla kullanılabilir. Akşam bir yere yemeğe gidiyorsanız yine bu şekilde kullanabilirsiniz. Bence yaz için ideal ama tabii ki ekstra Eyeliner sevenler bir eyeliner geçebilir. Ben böyle eyelinersız sade halini daha çok seviyorum. Daha natural durduğunu düşünüyorum. Bu arada makyajın sonuna geldik ama böyle bir iki dakika geçtiği için dudağımdaki ürün hafif böyle bir batma ve karıncalanma yapıyor. Bu NYX'in Filler Instinct isimli olan ürünü. Onu da söyleyeyim. Tek başına da kullanırım. Daha sonra bu ürünle ilgili yine size bilgi veririm. Makyajım sizlerin de hoşuna gittiyse aşağıdaki beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Kanalıma yeni geldiyseniz abone olursanız ve zil işaretine basarak kanal bildirimlerini açarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada yine kozmetik ürünlerle ilgili pek çok paylaşımda bulunuyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın diyorum.